Nedir bu artış? Bize ne anlatıyor? Aslında biraz süreci konuşmak istiyorum. O kök maaş mı artışa şu anda düzenlemede yer aldı? Daha %5 değil mi? Mecliste onaylanmadı. Hayır. Bugün onaylanacağı bekleniyordu. Tabii yani mecliste şu anda kanun, <laughs> e, kanun teklifi şeklinde. Evet. Henüz genel kurulda onaylanmadı. Yani burada bir kere şunu söylemek lazım. Türkiye'de resmi gazetede yayınlanmadan hiçbir oranın e, kesinliği, Kabul edilemez. Zaten kanun çıktıktan sonra anca biz diyebiliriz ki bu oldu. İşte oydu aslında benim söylediğim. Bir de beklenti vardı Yeşim Hanım. Şimdi devlet açısından SSK Bağkur emeklileri, memur emeklileri, asgari ücretliler, memurlar sonuçta bir babanın evlatları gibi düşünmek gerekiyor. Bir tanesine %49 zam yaparken diğerine 42 zamın zaten bir toplumda da üstüne beklentinin olması da çok normaldi. Böyle bir beklenti vardı. Aslında biz bunu dile getirmiştik bu ekranlardan ve evet. birçok ekranda zam oranının düşük kaldığını ve yükseltilmesi gerektiğini nasıl karar verildi sizce? Biz konuşuyorduk ama böyle bir sinyal yoktu. Şöyle sinyal e, bence vardı çünkü düşük kalmıştı. En önemli sinyal o yani bu tarafta insanlar gerçekten bu zam oranlarıyla hayat mücadelesi veriyorlar. Cumhurbaşkanı devamlı şunu söylüyor, diyor ki biz enflasyon karşısında halkımızı ezdirmeyeceğiz. E tamam o zaman e, bu zam oranlarının da eşit ve adil olarak madem bir refah var ülkede, bu refahın da bütün topluma eşit ve adil dağıtılması aslında bu zamların da e, bir sebebi. Çünkü bir refah oluşturuluyor, bu evet. refahın da herkese eşit dağıtılması gerekiyor. Yani direkt olarak bir kulis bilgisi yoktu eğer o manada hmm. soruyorsanız öyle bir kulis bilgisi yoktu. O zaman şimdi bu söz tutulmuş mu oldu? Biraz o süreci merak ediyoruz. Neden yüzde ee, %5'lik bir oranda zam yapılınca o mecliste gelen onun haricinde yani bu yeni bir zamdan bahsediyoruz. E hatta birçok izleyicimiz belki haberdar da değildir. Yani akşam saatlerinde geldi Tabii. bu yeni bir sıcak gelişme. %5 artı 6. 6.65 bakın. Şimdi bizim kanunen zammımız %37.57 idi. Evet. 6 aylık enflasyon farkı. Şimdi normal şartlarda zaten bugün vatandaşlarımız SSK ve Bağkur emeklileri E-Devletlerine girdiklerinde bu zammı görüyorlar. %37.57. 37 Şimdi Ama bu kök zamı... maaşlarında görüyorlar. Tabii kök ha, maaşlarında görüyorlar. Onun ayrıntısını lütfen söyleyelim. Tabii 7500 liranın üzerindekiler Zaten bunu kök maaş da o olduğu için direkt görüyorlar. 7500 liranın altındakiler de artık 7500 liraya yükseltilen hazine yardımı değil, kök maaşları üzerinden yapılan 37.57'yi görüyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Lütfen. Çok enteresan. Bu zam oranı kanundan kaynaklı olduğu için sonuçta kanun marifetiyle değiştirilerek artırılabilir. Zaten meclise gelen yasa da bu. 37.57'yi... Zammı da yaptıktan sonra bazı vatandaşlarımız bu dönemde 7500 liranın da altında maaş aldılar. Ama bu fark tabii ki kanun çıktıktan sonra tamamlanarak kendi maaşlarına yatacak, hesaplarına yatacak. Ama şu anda bu 37.57 kök maaşa yapıldığı için bazı vatandaşlarımız normalde 7500 lira alırken bu ay düşük de aldılar. Tamam şimdi bu %49.25 Evet 49.25 aradaki kök fark maaşa. Tabii. 11.68'e denk geliyor. 37.57'nin üzerine 11.68'lik bir farka denk geliyor. %49.25. Şimdi eşitlendi mi? Şimdi eşitlendi derken evet, memur emeklisiyle alınan Hı. maaş zammı onlar da %49.25 e alıyor oransal olarak. Eşitlendi Hı. ama memur emeklileri tabii ki rakam olarak daha yüksek alıyorlar. Hı. Oransal olarak sadece bir eşitlik evet. var. Peki oransal. şimdi kök maaş üzerinden yapılıyorsa bir kez daha izleyicilerimize aktaralım. 7 bin lira kök aylık alan bir işçinin maaşı %49.25 ile kaç Şimdi Ben bazı hesaplar oldum. yaptım. 7 lütfen, bin lirayı yapmamıştım. Kendi hayır hayır. Lütfen kendi örneğinizden yapabilirsiniz. Benim aklıma şimdi 7 bin geldi. 6 bin üzerinden de yapabiliriz. Çünkü hesaplamalar kök aylık üzerinden yapılıyor. Bu çok karıştırıldığı için üzerinden geçmekte fayda var. Evet. Bakın şimdi. Bir kere vatandaşlarımızın 6700 liranın altında bir kök maaşları varsa maaşları 10.000 liraya tamamlanacak. Hı. Bunu net olarak söyleyelim. 6700 liranın üzerinde maaş alan vatandaşlarımızda bu maaşa yani kök maaşları 6700 liranın üzerinde olan vatandaşlarımızda bu maaşa %49.25 zam yaptıklarında alacakları maaşı görecekler. 7000 lira örneğini verdiniz. 7000 lira için 10.448 liralık bir Neyse. rakama denk geliyoruz. Hı. 10 bin lira için 14.260 lira. Bir de rakama denk geliyorduk. Şu anda 14.925 liraya geldik. Hmm. Yani yaklaşık 665 liralık bir fark oluşuyor. 42.6 ile 49.25 e, e, arasında. Hazinenin yükünü hafifletmek için böyle bir karar alındı. Yorumları da duydum ben ama nedenle doğru. Tabii sizden dinlemekte fayda var. Şimdi tabii e, bu zammın direkt e, bu kadar... 42'ye göre yüksek yapılması diyelim. Hani hı nispeten hı. yükselmesi. Hazine desteğini azaltacak. Hı. Bu buranın altını Doğru çizmiyor. bir yorum Hazine desteğini azaltacak. Ama nihayetinde e, SGK'da da ödeme fazlası oluşacak. Yani bu para da SGK'nın kasasından çıkacak. SGK'nın zaten parası var. Yani, Yok mu? <laughs> e, ya. Şöyle e, Sayın Bakanımızın... Sunuş konuşmasında, mecliste, bütçe konuşmalarında hmm. 2002 yılında %70 karşılama oranı, yani hmm. gelirlerin giderleri karşılama oranından bugün itibariyle %90'a geldik demişti. Bunu daha önce de biz e, bu ekranlardan söylemiştik. Demek ki SGK biraz daha kendini karşılayabilir evet. düzeye gelmiş Tabii, durumda. Evet, hatırlıyorum o konuşmayı. Ben de o yüzden e, evet. belirttim. Ama şunu bu unutmamak lazım. Durumda. Bakın SGK bir şirket değil. SGK şirket gibi yönetilmemeli, yönetilmemeli dersiniz. Yönetilmemeli de. Yani sonuçta sosyal güvenlik adı üzerinde sosyal güvenlik kurumu. Yeşim Hanım burada yayın yaptıktan sonra bir dostumuz beni aradı. Dedi ki Murat Bey şunu da söyleyin. Artık dedi bu düşük maaşlar beka sorunu haline gelecek noktada. Yani insanlar düşük maaşlar sebebiyle artık zora girdiklerinde başka şekilde bu tepkilerini de dile getirebilirler şeklinde bir serzenişi vardı. Bir yandan haklı. Sonuçta her türlü biliyorsunuz ki olaylar ekonomik zorlukla başlar. Kesinlikle. Şunu soracağım. Ee, en düşük maaşı konuşalım ama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması vardı. İkinci altı ayda aradaki maaşı... ...yani bu makası kapatacağız. Şimdi o makas bu makas mı? Yoksa... ...makas kapatılmadı mı? Bunu görecek miyiz? Nasıl göreceğiz? Şimdi oransal olarak... ...evet... ...söylenen şey doğru. Oransal olarak. Oransal olarak. Rakamsal değil. Yani burada %49.25'lik bir oranımız var. Bu oran memuru emeklisine de yapıldı. Bugün itibariyle kanun çıktıktan sonra yani bir iki gün içinde kanunlaştıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerine de yapılacak. Oransal olarak. Oransal olarak aynı da. oranda artış olacak. Şimdi orada Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey 2024 yılının... 6. ayındaki zam artışlarında hı hı. yani 2024'ün tekrar söylüyorum 1. dönemi sonundaki zam artışlarında memur ve memur emeklisinin alacağı rakamla SSK emeklisinin alacağı rakam eşitlenecekti. O zaman bu o makas o, bu makas şu mi? anda evet yani biraz daha yaklaşık olarak 6 puan civarında SSK ve Bağkur emeklisi biraz daha fazla zam almış oluyor. Temmuz ayında. Bugün alıyor. Temmuz'da da tekrar tabii o aynı mı alacak? Bakın şu anda biz aslında Temmuz'u konuştuğumuzda yani SSK Bağkur emeklilerine de aynı zam yapılacak mı yapılmayacak mı onu göreceğiz. Yani kanuni zam oranı var bir de üstüne verilen refah payı var. Kanuni zam oranı enflasyon farkı zaten bu yapılacak mecburen. Evet. Mesela burada da o yapıldı 37.57 biraz önce söyledik maaşlara da o yansıdı ama üzerine yapılan %11.68'lik kanun marifetiyle meclisten çıkacak kanunla yapılıyor yani bir refah payı sonuçta bu devletin parası refah payı olarak bu emeklilere verilecek. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.